Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü örnek aracımız X bir marka. Kaza yapıyor ve servise gidiyor. Servis 230 bin liraya bu arabayı onarıyor. Hava yasları da açıyor. Yenisini takıyor. Bir problem yok. Yalnız 230 bin lira para alıp da bu şasenin böyle olması sizce doğru mu? Şöyle sağ şaseyi size göstereyim. Yine burayı biraz düzeltmiş. Çok iyi olmamış ama yine biraz düzeltmiş. Bir şekilde buraya düzeltip boya atmış. Hala da dört dörtlük değil ama diğer tarafa göre biraz daha iyi. Şimdi bu işçiliği gördünüz. Yine burası biraz daha iyi. 10 üzerinden yine 3-4. Bakın. Görüyor musunuz işlemi? Şimdi sol tarafa geliyorum. Ve mübarek burayı kaynak ettin, düzelttin, bilmem ne yaptın. İnsan buraya güzel bir zımpara yapar, astar atar, boya atar. Ya böyle kalması bir servise, yetkili servise yakışıyor mu? Bu yakışıyor mu yani? Bu her servisle alakalı olan bir şey değil. Tamamen çalışanlarla alakalı. Hiçbir serviste kötüleme amaçlı söylemiyorum ama 230 bin lirada, 240 bin lira para alıp da böyle bir işçilik olmaz. İnsanlar niye yetkili servis tercih ediyor? Aman düzgün işçilik olsun, aman bu işçilik olsun. Şunu da söyleyeyim. Her yetkili servisin yaptığı iş iyi olacak veya her yapılan işin dışarıda iyi olacak diye bir kaidesi yok. Yapılan işçilik ustayla alakalıdır. Kontrollerle alakalıdır. Bunu yapan ustayı kim servis müdürü varsa o kontrol edecekti. Kardeşim bu işçilik olmamış, bir daha iyi yap. O oradan çürüyecek, paslanacak. Yazık, günah değil mi bu araba? 2023 model bir araba. Sen sonuçta emeğinin karşılığını aldın. İşçiliğini de iyi yapmak zorundasın. Bu her iş için geçerli. Dışarıda da olsa, içeride de olsa, A firmada olsa, B firmada olsa işini iyi yapmak zorundasın. İşçilikte hata olabilir. Her şey olabilir. Ne yapacaksın? Bir daha işin en iyisini yapmaya çalışacaksın. Benim fikrim bu arkadaşlar. Yorumlarda size bırakıyorum. Size göre bu işçilik olmuş mu olmamış mı? Arkadaşlar, işçiliği yapılan 10 numara bir araç. Örnek araç size göstermek istiyorum. Bagaj kapağı değişmiş. Arka panel, arka tampon ve arka çamurluğumuz değişmiş. Bakın adam ne güzel punta yapmış, görüyor musunuz? Puntaları güzel güzel atıp, güzel güzel astarlayıp ve güzel bir şekilde boyamış. Bu işçiliğe şimdi hayran kalınmaz mı? Bunu da insan yapmış. Bunu da yetkili servis yapmış. Alın. Ne güzel puntaları yapmış, ne güzel astarlamış, çamurluğu değişmiş. Görüyor musunuz? Çekomastiğini ne güzel çekmiş. Panelin, normalde panel değişse ama siyah gelir. Adam üstüne güzel güzel astar atıp silikonunu, yani sealer'ını, çekomastiğini güzel çekmiş. Şu puntaların güzelliğine bakar mısınız? Adam hepsini teker teker zımpara yapıp güzel güzel boyamış. Alın işte örneği. Bu da, bunu yapan da insan. Bu adam da serviste yaptırmış. Yapılan işçiliği görüyor musunuz? Yani işçilik tamamen insana kaynaklı olan bir şey. Servis veya dışarıda yapılan ustayla alakalı değil. İşçilik insanın içinden gelen bir şey. İnsanın içinden gelip adam gibi işçilik yaptığı sürece her zaman baş tacıdır. Her meslekte arkadaşlar. Ben burada yetkili servisleri veya dışarıdaki X firmaları kötülemiyorum. Emeğinin karşılığını aldıysan işçiliği güzel yapacaksın arkadaşım. Diğer yapılan aracın işçiliğini gördünüz. Bu yapılan aracın işçiliğini gördünüz. Arasında dünyalar kadar fark var. Sonuçta o da insan, o da insan. O da yetkili servis, bu da yetkili servis. Yani ne değişiyor? Kesinlikle şu algıdan vazgeçin arkadaşlar. Yani usta işi iyi yapmadığı sürece ister servis olsun, ister dışarıdaki herhangi kaportacı olsun. Usta işini iyi yapmadığı sürece ne olursa olsun. Usta işini iyi yapıyorsa o harbiden ustadır, baş tacıdır, eli öpülecek adamdır. Mesleğini, zanaatını iyi yapan ustadır. Siz olsanız yetkili serviste mi yaptırırsınız, dışarıda mı yaptırırsınız, nedenlerini yazarsanız sevinirim arkadaşlar yorumlara. Diyeceksiniz ki ya Samusa, senin işin ekspertiz, ustalara da mı laf ediyorsun? Arkadaşlar, ben de bir kaportacı boyacıyım. Bunu bir kaportacı boyacı izlediğinde bu işi ve işçiliği beğendiyse ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenerek bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. İyi günler.